bulunduğumuz kurum bir bakım evi ve gönüllülerle birlikte çalışan bir bakım evi. Gönüllü arkadaşlar bu kapsamda bize çok yardımcı olmakta. Birincisi bizim ulaşamadığımız, ekiplerimizin yetişemediği durumlarda kendi imkanlarıyla hastalara bize ulaştırmaları bile bir yardım. Onun dışında sahiplendirme çalışmalarında da bize çok yardımcı olmaktalar. Çevrelerinde kedi veya köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızı bize yönlendirerek veya bizzat kendileri gelerek sahiplendirme çalışmalarımızda da yardımcı oluyorlar. Sokak hayvanlarının sahiplendirmeyi çok önemsiyorum açıkçası bireysel olarak. Çünkü ne kadar sokak koşullarında iyi bakılsa da bir ev ortamını sağlamamız mümkün değil sokaktaki köpeklerimize veya kedilerimize. O yüzden mümkün olduğunca sahiplendirme sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. Sayıları da popülasyonu dengede tutabilmenin tek yolu kısırlaştırma. Kısırlaştırma sonrasında üreme yeteneği ortadan kalkıyor. Bir süre sonra belli bir 10-15 yıl içerisinde de üreme olmadığı için de sayımız belli bir sayıda tutulmuş oluyor. Şu anki mevcut yasa Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde 2004 yılında çıkartılmış, daha sonra ek genelgelerle genişletilmiş bir yasa ama bazı durumlarda eksik kaldığı yönleri var. 5199 sayılı hayvanları koruma yasasının içerisinde yerel hayvan gönüllüsü diye bir başlık var. Yerel hayvan gönüllüsü de yasayla belediyelere kurs açması söylenmiş. Belediyeler de bu anlamda gelen taleplere bağlı olarak belli periyotlar halinde yerel hayvan gönüllüsü kursu açıyor. Bizim yetişemediğimiz olaylara veya işte vakalara yerel hayvan gönüllülerimizle birlikte müdahale ederek daha fazla canı kısa sürede bakım evinin polikliniklerine gelmesini sağlıyoruz. Bilimsel bir çalışma yok. Yani direkt ev hayvanlarına, kedi ve köpeklerden, evcil hayvanlarından daha doğrusu koronanın insanlara geçtiğiyle ilgili bir çalışma yok. Yani direkt koronanın hayvanlardan, evcil hayvanlardan insana geçmesiyle ilgili bir durum yok şu an için. Şimdi sahiplenilen kedi veya köpekler veya diğer canlılar öncelikle evi benimsiyorlar. Yani küçük yaşlardan itibaren alınan hayvanlar özellikle. Diyor ki evet benim bir evim var, bir sahibim var veya bir ortamım var. Bir süre sonra alışıyorlar bu ortama. Ve problemler çıktığında sokağa terk edebiliyor. Ne oluyor o köpek veya kedi bizim bakım evlerimize geldiğimizde kendini kapatabiliyor. Yani biz ne kadar yemek de versek, su da versek, sevgimizi de vermeye çalışsak kendi sahibi dışındakilere gerekli ilgiyi göstermeyebiliyor. Geri dönüştüremediğimiz durumlar da oluyor. Mesela maalesef bizim gözümüzün önünde eriyip gidiyor köpeğimiz veya kedimiz.